Magnezyum kas kramplarından migrene, insülin direncinden kalp çarpıntısına kadar pek çok hastalık ve durumla ilişkili bir mineral. Vücudumuzda 300'den fazla enzimin faaliyet gösterebilmesi için de magnezyuma ihtiyacı var. Ancak kan tahlillerinde eksikliğini çok fazla göremesek de özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar magnezyumun dünya çapında eksikliği en fazla görülen minerallerden biri olduğunu söylüyor. Ben de bu videomda magnezyum takviyesine gerçekten ihtiyaç var mı? Kullanılacağı durumlar neler? Kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi miktarlarda kullanılmalı? Bunlardan bahsediyorum. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezite hızla artarken vitamin mineral eksiklikleri de daha sık görülmeye başlıyor. Yani 100 yıl öncesinde yaşayan birine göre vücudumuzda çok fazla enerji alıyoruz. Ancak aslında hücrelerimiz aç kalıyor. İşte bu duruma gizli açlık deniyor. Gizli açlığın artmasında hem besin tercihlerimizin değişmesinin hem de çevresel şartların değişiminin etkisi var. Mesela biz magnezyumu kuru baklagillerden, yağlı tohumlardan alıyoruz. Onlar da topraktan alıyorlar aslında. Topraktaki magnezyum azalmaya başlayınca da otomatikmen bizim vücudumuza alabildiğimiz maksimum magnezyum miktarı azalmış oluyor. Özellikle kimyasal pestisitler, kullanılan gübreler, toprağın asitleşmesi magnezyumun azalmasına sebep oluyor. Mesela İngiltere'de yapılan bir çalışmada topraktaki magnezyum veriminin 1968 yılından bu yana %20 oranında azaldığı bulunmuş. Bu durumun nedeninin de topraktaki asitliğin artması ve dengesiz gübreleme olduğu öngörülmüş. Bununla beraber bizim beslenme şeklimiz de çok fazla değişti. Rafine tahıllar ve rafine şekerle çok fazla kaşır neşir olmaya başladık. Örneğin tarladaki buğday beyaz un haline gelene kadar içerisindeki magnezyumun %80'den fazlası kayboluyor. Yine şeker pancarından şeker elde edilene kadar geçen süreçte içerisindeki magnezyum %99 oranında kayba uğruyor. Rafine gıdalardan magnezyum alamadığımız gibi bir de üzerine vücutta çok fazla insülin salgılanmasına neden oluyorlar. Biz bir şeyler yediğimizde insülinin kanımızdaki şekeri hücrelerimize taşıması sürecinde de çok fazla magnezyum kullanılıyor. Yani hem yediğim gıdadan yeterince magnezyum alamamış oldum hem de vücudumdaki depoları daha hızlı tüketecek şekilde bir beslenme şekli oluşturmuş oldum. Ya da beslenmeden tamamen bağımsız olarak çevresel faktörleri düşünelim. Vücutta alüminyum varlığı magnezyumun eminimini büyük oranda azaltıyor. Mesela kullandığımız deodorantlar, alüminyum folyolar, hatta kullandığımız bazı ilaçların içerisinde dahi alüminyuma rastlayabiliyoruz. Aslında bu durum bile vücuttaki mineral eksikliği için bir risk oluşturuyor. Tüm bunları düşündüğümüzde evet belki 100 yıl önce yaşayan bir insan için takviye kullanımı çok da gerekli değilken günümüz toplumunda beslenmeye ek olarak takviye kullanmak özellikle de bazı durumlar için mantıklı görünüyor. Magnezyum takviyesi kullanmaya karar verdiğimizde de biraz araştırdığımızda karşımıza çeşit çeşit magnezyum takviyesi çıkıyor. Sitrat, malat, glisinat, taurat gibi onlarca formda takviye var. Bunları birbirinden ayıran en önemli kriter aslında biyoyararlılık. Biyoyararlılık kavramı bir gıda takviyesinden ya da gıdadan ne kadar yararlanabildiğimizin bir ölçüsü. Mesela bir magnezyum takviyesi aldığınızda arkasını çevirip baktınız bir tablette 150 mg magnezyum var görünüyor. Bunu magnezyum oksit formunda aldığınızda 150 mg'dan çok daha azı emiliyorken magnezyum sitrat formunda vücudun yararlanımı çok daha yüksek oluyor. Bu anlamda biyoyararlılığı en yüksek magnezyum formu magnezyum glisinattır. Magnezyum sitrat, malat, klorür, magnezyum taurat, letironat da vücutta eminimi yüksek çeşitlerdir. Magnezyum, glisinat, sitrat, malat gibi formların vücutta kullanımının daha yüksek olduğundan bahsettik. Peki biyoyararlılığı daha düşük formlar hangileri? Özellikle magnezyum oksitin vücutta biyoyararlılığı düşüktür. Aynı zamanda ishal yapıcı etkisi de vardır. Bunun dışında magnezyum hidroksit, magnezyum sütü olarak da bilinir. Yine bunun da vücutta kullanımı düşüktür. Magnezyum sülfatın da biyoyararlılığı düşüktür. Bu halk arasında Epsom tuzu olarak duyduğumuz şey magnezyum sülfattır ve içilmeye çok da fazla uygun değildir aslında. İçilmesi çok fazla önerilmez. Daha çok Epsom banyoları şeklinde cilt yoluyla alımı uygundur. Detoks etkisinden dolayı tercih edilebilir. Demek ki magnezyum takviyesi kullanacaksak vücutta eminimi daha yüksek olan magnezyum glisinat, sitrat, malat gibi formlara öncelik vermek gerekir.
Bunun dışında da en önemli şeylerden bir tanesi kullanılan doz, miktar ne kadar olmalı? Normalde magnezyum ihtiyacı kadınlar için ortalama 320 mg, erkekler için de yine ortalama bir değer olarak 420 mg'dır. Eğer siz çok da sağlıklı beslenmiyorsanız, besinler yoluyla çok da fazla magnezyum almadığınızı düşünüyorsanız, ortalama 150-200 mg kadar magnezyum alıyorsunuzdur günlük olarak. Tabii ki öncelikle besinsel kaynakları arttırmaya odaklanmak gerekir. Ancak vücutta kalan bu açıklığı, 100-150 mg'lık açıklığı takviyeler yoluyla da kapatabiliriz. Bu yetersizliğin ortadan kalkması için etkili olur. Ancak siz magnezyumu sadece yetersizlik olmasın diye değil de belli bir hastalık ya da durumla ilişkili olarak kullanacaksanız muhtemelen daha yüksek dozlarda kullanmanız gerekir. Çünkü magnezyum kullanımında bir doz yanıt ilişkisi var. Örneğin kullandığınız bir vitamin mineral takviyesi var ve içerisinde magnezyum da görünüyor. Ondan alacağınız 50 mg'lık bir magnezyum çok da fazla size bu anlamda fayda sağlamayacaktır. Ya da bir tablet magnezyum kullanıyorsunuz. İçerisinde 150 mg var. Hipertansiyon ya da insülin direnci için fayda görmek için kullanıyorsunuz. Bu durumda sizin için yetersiz kalabilir. Ancak miktarı biraz daha arttırıp günlük besinlere ek 300-350 mg kadar daha aldığınızda o zaman fayda sağlama ihtimaliniz daha yüksek. Yani özetlemek gerekirse miktar kişiye ve duruma göre değişmekle beraber özel bir durum için kullanılacaksa insülin direnci, diyabet, tansiyon, kas krampları gibi özel bir durum için kullanacaksanız biraz daha yüksek dozlarda kullanmak fayda görmek adına daha doğru olur. Bu yüksek miktarlar dediğimizde zaten sağlığı tehdit edecek boyutlarda bir miktardan bahsetmiyoruz. Tıp Enstitüsü de günlük takviye kullanırken magnezyum miktarını 350 mg'a kadar güvenli ve yan etki oluşturmadan kullanılabilecek bir doz olarak kabul eder. Ancak özellikle daha yüksek miktarlarda kullanılacaksa mutlaka doktor tavsiyesiyle başlamak gerekir. Özellikle böbrek fonksiyonlarınızda herhangi bir sıkıntı varsa herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Magnezyum takviyesi kullanırken hangi formda kullandığımız, hangi miktarlarda kullandığımız önemli. Maksimum fayda görebilmek için dikkat etmemiz gereken bir diğer şey de nasıl ve ne zaman kullandığımız. Mesela yapılan çalışmalara göre magnezyumu tok karnına aldığınızda aç karnına almaya göre vücutta emilimi daha yüksek oluyor. Çünkü bir şeyler yediğinizde midenizden bağırsağa yiyeceklerin geçişi daha yavaş oluyor. Bu sayede bağırsaklarınızdaki hücreler de yavaş yavaş gelen magnezyumu daha iyi emebilmek için zaman kazanmış oluyor. Aç karnına uyanır uyanmaz içtiğimizde midemiz boş, bağırsaklarımız boş. Aslında transit bir geçiş olmuş oluyor ve kullandığımız magnezyumdan daha az fayda görüyoruz. Aslında aynı şey maden suyu içerken de geçerli. Tok karnına içtiğimiz zaman mideden bağırsağa geçiş yavaş yavaş olduğu için kullandığımız maden suyundan daha fazla fayda görmüş oluyoruz. Bunun dışında magnezyumu tek seferde almak yerine kullandığınız dozu ikiye bölüp işte 4-6 saat arayla aldığınız zaman vücutta kullanılabilirliği daha yüksek oluyor. Mesela gün içerisinde 300 mg kadar magnezyum takviyesi kullanacaksınız. Kullandığınız tablette ya da kapsülde de 150 mg var bir tanesinde. O zaman birini sabah kahvaltıdan sonra içmek, birini akşam yemeğinden sonra almak emilim açısından çok daha doğru olur. Özetlemek gerekirse günümüz insanı magnezyum eksikliği için risk altında. Hem vücuda besin tercihlerimizden dolayı ya da gıdaların işlenmesinden dolayı alımımız daha az, hem de vücutta kullanımı eskiye nazaran daha fazla. Tabii ki bizim bu eksikliği telafi edebilmek adına ilk seçeneğimiz gıdalar olmalı. Ancak hem bu besinlerden yeterince beslenemediğinizi düşünüyorsanız hem de magnezyum eksikliğini düşündüren özellikle kas krampları gibi belirtileriniz varsa o zaman takviye kullanmayı da düşünebiliriz. Tabii ki özel durumlar için kullanılacaksa doktor tavsiyesiyle kullanmak daha doğru olur. Fibromiyalji, migren gibi hastalıklarda, insülin direnci, diyabet gibi hastalık ve durumlarda kas kramplarında özellikle magnezyum takviyelerinin faydası olabiliyor. Magnezyum takviyesi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenip yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olursanız sevinirim.